sol bir bütün olarak ötekileri de tanımlıyor. Tam biz ötekileştirmeyi doğru buluyoruz ama bize hep derler ya oralı. Evet, biz oralıyız. Yani siz bize oralı diyorsanız biz oralıyız. Yani şey deriz artık, yani kulübümüzün bir sloganı vardır. Sporun olduğu yerde hayat vardır. Başarılı toplumların tarihçesi 20. yüzyılın yıldızları neden şidanlar, şevinler, belatlar, azaplar olması? Bu vesileyle de öncelikle yönetimi ve bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Değerli delegasyon, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç teşekkürü sanırım bizim de etmemizde yarar var. Ahmet Spor'un kurulduğu günden günümüze kadar yağmur, çamur, kar, fırtına demeden amasız her yerinde olan bütün taraftarlara sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. En çok da teşekkürü taraftar hak ediyor. Taraftar bu kulübün gerçek sahibidir. Ve yegane sahibi de olmaya devam edeceğini umuyoruz. Tekrardan kurulduğu günden günümüze kadar Ahmet Spor'u bugün bir üst lige çıkartan, bugüne kadar emek sarf eden, birçoğunun belki ismini bile zikredemeyeceğimiz, unuttuğumuz ama zerreyimiz. En büyük teşekkürlerden bir tanesi de sportif başarıyı mevcut yönetimin, teknik kadronun ve futbolcuların alın terini döken bütün futbolculara da bir kez daha sizin huzurunuza sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Ahmet Spor, Ahmet'in göz bebeğidir. Ahmet Spor bir değerdir, bir felsefesi vardır ve bizim de görevimiz Ahmet Spor'a gönül veren amasız her bir bireyin birinci öncelikli görevi bu felsefeyi korumasıdır. Ahmet Spor'un değer yargıları vardır. Birinci öncelik bu değer yargılarını korumaktır. Ahmet Spor'u şampiyonluk yoluna bugünlere getiren bu değer yargılarının, bu felsefenin kendisidir. Hizmet ettiğimiz yer orasıdır bizim. Bu yüzden Ahmet Spor sadece Ahmet halkının değil, bir bütün Kürt halkının takımıdır. Divanın da bahsettiği ötekileştirilmiş, duygusuna kapılan amasız bütün insanların takımıdır. Bölgemizdeki bütün kentlerin takımıdır. Kendini özgürlük mücadelesinde Ahmet Spor'un yanında gören herkesin takımıdır. Biz de buna saygı duyacağız. Herkesin de buna saygı göstermeye davet edeceğiz. Biz Ahmet Spor'un bir ferdiyiz. Bu belediye eş başkanları olarak emek veren kısmında da yer aldık. Artık bu kentin gururu, bu toplumun gururu haline gelen mevcut çıkan üst ligde de elbette ki bugüne kadar nasıl emek sarf ettikse bundan sonra da daha fazla emek sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu gururu yaşayan yönetim kurulu üyelerimi, bugün aramızda bulunmayan yönetim kurulu üyelerimizi, yüksek istişareyi, bütün kent bileşenlerini, halkımızı, herkesi buradan teşekkür ediyorum. Yani onların o birlikteliği, geçen sene yakaladığımız o birliktelikten dolayı bir kere bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi tabii önümüzde yeni bir sürece girdik. Zorlu bir sürece girdik. Yeni bir lige girdik. Bu yeni ligde işimiz çok, çok fazla işimiz var. Bu sebepten dolayı bizi şampiyonluğa götüren bu birlikteliği yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, aramıza yeni katılan yüksek seyredeki arkadaşlarımızla beraber, kentin bileşenleriyle beraber bizlere çok görev düşüyor. Ve bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürdü. Ve bu birliktelik tekrardan bizi inşallah hedefimize, hedefimiz olan Süper Lig'e götürecektir. Şimdi tabii şunu söylemek istiyorum. Ahmet Spor bu halkın takımıdır.
bütün bölgenin, bütün Kürt insanının takımıdır. Mutlaka ki bu başarının en büyük sebeplerinden biri budur. Ama neticesinde ayrıştırılmaya gidilecek cümleler, ayrıştırılmaya gidecek kelimeler ve yaklaşımlar bizlere zarar vermekten başka hiçbir şey yapmaz. Bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Burada ama herkesin, halkımızın, herkesin emeği aynı noktadadır. Aynı ölçüdedir. Fakat nihayetinde futbol bildiğiniz gibi başarı, sportif başarı endeksidir. Eğer bugün biz hedef koyduk kendimize, geldiğimiz gün dedik ki biz bu takımı Barcelona yapacağız. Biz bu takımı dünya takımı yapacağız. Bu takımı dünya takımı yapabilmek için bir sportif başarıya ihtiyacımız var. Bu sportif başarı yapmadan biz gelebileceğimiz noktalara gelemeyeceğiz. Bugün bu oluşan listede sayısız talepler, dünyadan gelen sayısız talepler sayesinde yeni bir liste oluşturuldu. Ve bu da bizlerin ne kadar büyüdüğünü, şampiyonluk kutlamasında bu halka bu şampiyonluğu yaşatan bireyler olarak bu dünyanın her yerinden, her noktasında kutlama yapan bireylere yine de diyorum bu görevimize devam edeceğiz. Tabii sportif başarı için finansal bir denge lazım. Bu kulüp buraya gelirken daha önceki yönetim kurulu ve başkanlarımızın sayesinde onların Ahmet Spor duruşu ve anlayışı çerçevesinde işleyen yönetim kurulu aynı şekilde devam etmektedir. Bizim duruşumuzda, bizim yönetim kurulunun duruşunun veya yapılışıyla ilgili herhangi bir kuşkumuz yoktur. Bu geçmişten gelen geleneği aynı şekilde devam ettiriyoruz ki biz eğer bugün bu kulübü aldığımız şekilde borç, belli miktardaki borçla aynı şekilde devam ettiriyoruz ve bizim aynı zamanda şu anda sporcu teminatları dediğimiz içerideki 17 tane devam eden sporcumuzun alacağı ve oradaki alacaklarımızı da tahsil ettiğimiz noktada olduğu zaman bugün bu kulüp artıdadır. Bu finans dengesidir. Türkiye'de rüştünü ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş isime gittik. Ve bizim onunla örtüşen hayat felsefemiz, bizim onunla örtüşen spor felsefemiz sayesinde bizler bir araya geldik.